haftaki 4 dakikada sosyal gündem formatıyla tekrar karşınızdayız. Ben Muhammed Ali Polat. Koronavirüs kanatlı sektörünü uçurdu. Koronavirüs salgınının organik ürünlere olan ilgiyi artırmasıyla beraber kanatlı sektörü de yoğun talep gördü. Türkiye'de canlı yumurta tavuğu satışı ve kümes kurma talepleri iki katına çıktı. Covid-19 kaynaklı ölümler gerçekten azalıyor mu? Covid-19'dan ölen hastaların sayısı birçok ülkede azaldı. Ancak bilim insanları toplam ölüm sayılarına da bakmanın önemini vurgularken bu verilerin gözetilmesi ortaya farklı bir gerçeklik çıkarıyor. Bir ölüm ne zaman Covid-19 sebepli kabul ediliyor? Bu sorunun cevabını vermek aslında pek kolay değil. Çünkü farklı ülkelerde Covid-19 vakalarını belirlemek ya da Covid-19 sebepli ölümleri kaydetmek için farklı yöntemler kullanılıyor. Tedbirleri artırmak gerekiyor dedi. Doktorlar Covid-19 sürecinde kendilerinden çok yakınları için endişeli. İpsos tarafından Türkiye'deki 40'ı aşkın ilde 10'dan fazla uzmanlık alanında doktorlarla gerçekleştirilen araştırmada koronavirüs salgını ile ilgili doktorların düşüncelerini ve mevcut pratiklerini etkisini anlamaya yönelik detaylı bir rapor hazırladı. FIFA kokardlı hakem Ali Palabıyık, liglerin başlamasıyla alınacak önlemleri, koronavirüs sürecinde hazırlık dönemini ve hakemlerin saha içerisinde psikolojik olarak neler yaşayabileceğine dair Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Antrenmanları kendi belirlediği sahalarda yaptığını belirten Ali Palabıyık, federasyonumuzun yayınlamış olduğu önlem paketinden sonra biz de MHK'nın bize vermiş olduğu talimatlar gereği antrenmanlarımıza zaten evde devam ediyorduk, dedi. Meteoroloji açıkladı. Hava sıcaklıkları yükseliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını açıkladı. Sıcaklıklar hafta sonu Aydın'da 44, Muğla'da 40 dereceye kadar çıkacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AVM'lerin önünde oluşan kuyruktan rahatsız. Daha sıkı tedbirler almak zorunda kalırız. AVM'lerin açıldığı 11 Mayıs gününde bazı AVM'lerin girişinde kuyruk oluşmasına ilişkin kurmaylarından rapor alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğunluğun farkında olduğunu belirterek vatandaşa uyarı niteliği taşıyan şu cümleleri sarf etti. Bazı yerlerde tam olarak kurallara uyulmadığına dair görüntüler var. Daha sıkı tedbirler almak zorunda kalabiliriz. İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde eş zamanlı Türkiye Güven Huzur uygulaması gerçekleştirdi. Denetimlerde sosyal mesafe kuralını ihlalden 2701, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi 20 yaş altı 1479 ve 65 yaş ve üzeri 188 olmak üzere toplam 4368 kişiye idari ya da adli işlem uyguladı. Çinli doktordan tarihi itiraf. Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı. Salgının çıkış noktası olan ve uzun haftalar boyunca koronavirüsün merkez üssü haline gelen Çin hükümetinin kıdemli sağlık danışmanı Zhong Nanshan, salgının ilk çıktığı zamanlarda Wuhan'daki yetkililerin sağlıklı bilgi vermediğini itiraf etti. Uzmanlar yetkililerin bilgileri gizlemesinin salgının yayılmasına sebep olduğu kanısında. Cerrahi maskede 1 TL'lik tavan fiyatı delindi. Maskeyi dezenfektanla satan fırsatçılar fiyatı da katladı. Üretimin 10 kat arttığını belirten sektör temsilcileri maske fiyatlarının 1 TL'nin de altına düşeceğini, ürünlerin fırsatçıların elinde patlayacağını söylüyor. Arjantin'de sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratları 6 ay daha uzatıldı. Arjantin Futbol Federasyonu, Haziran ayında sözleşmesi bitecek futbolcularla ilgili önemli bir karar aldı. Arjantin Futbolcular Birliği, yapılan görüşmeler sonrası futbolcuların Haziran ayında sona erecek kontratları 6 ay süreyle uzatıldığını açıkladı. Süper Lig hangi koşullarda başlayacak? Almanya'da ligler bugün yeniden başlarken gözler Süper Lig'i 12 Haziran'da başlatmaya hazırlanan Türkiye'ye çevrildi. Bu haftaki sosyal gündeminde sonuna geldik. Yeni videolarla tekrar karşınızda olabilmek dileğiyle. Videolarımızı beğenip paylaşım, yorum yapabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle.